Merhabalar, biz Işın Türk izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. İşi bilen kısmını bugün iki güzel konuğumuz bugün bizlerle efendim. İpek Kirpik uzmanımız Margarita, tabiri caizse Türkiye'de kendisini Margo diyebildiğimiz değerli bir ismimiz, değerli bir konuğumuz var. Ve elbette bu yolda bana eşlik edecekti. Diğer bir ismimiz Ayşe Hanım bugün bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Umarım Margarita Hanım da Margo Hanım da iyilerdir. Evet, öyle Türkiye'yi biliyorsunuz. Peki, süpersiniz. Yani. Sizleri tanımak istiyorum. Ve belki Margarita Hanım da tanımak istiyorum. Kendisini tanıyabilir miyiz acaba? Пожалуйста, представься, как тебя зовут, откуда ты, то есть, да, как ты, когда ты приехала в Турцию? Добрый день, меня зовут Маргарита, я из Украины, я имею высшее экономическое образование. В Турцию я переехала в 2014 году, вышла замуж. На сегодняшний день я являюсь владелицей компании NG Cosmetic, которая специализируется на продаже материалов для наращивания ногтей и ресниц, оптовые розничные продажи в Турции. Merhabalar diyor herkese. Benim isim Margarita. Ben Ukrayna vatandaşı. Türkiye'de geldi. 2014 Türkiye geldi. Evlendi. Burada da yaşıyor. Şimdi bir firma açtık. NG Cosmetic'de. İpek kirpik ve malzeme satıyorsunuz yani Türkiye'de malzeme satıyorsunuz. Şimdi bir firma da var. Ya da İpek Kirpik uzmanlığı burada çalışıyoruz, bu iş çalışıyoruz. Peki nasıl başladı bu yolculuk? Kariyer nasıl başladı? Как ты начинала? Расскажи, пожалуйста, как ты начинала свою карьеру? Я изначально это было для меня хобби, которое мне очень нравилось, которое потом переросло в любимую работу. Yani bu işe de hobi başladı böyle olarak yani hobi de ama sonra da çok sevdi bu işte. İş olarak dönüştü artık bu sevgi. Aha, çok sevdi, profesyonelce eğitim aldı, sertifikat aldı yani bu sevme başladı. Hem sevdi hem de kendi bu anlamda geliştirme anlamında eğitimler aldı ve dile kolay 10 yıldır bu sektörün içinde. Dünden bugüne bu süreçte neler değişmiş acaba? Спрашивают, что за эти 10 лет изменилось? Что поменялось? Да, поменялось очень многое. От простого классического наращивания ресницы к реснице до огромных мегаобъемов. От толстых пластиковых ресниц толщиной 0,15-0,20 мм до мегатонких 0,03 и 0,05, которые позволяют создавать безумные мегаобъемы и при этом не наносить вред собственным натуральным ресницам. Ya diyor tabii ki 10 yılda geçti, 10 yıl bu iş çalışıyor, çok fazla değiştirdi. Çünkü yeni başladı 10 yıl önce, klasik ipek kirpik taktı, tek tek kirpik yani çok kalın yani çok plastik gibi görünüyor. Ama her sene de bu değişiyor tabii ki, daha ince, daha kaliteli. Ya şimdi... Önce 0-15, 0-15. 20. Çok kalın önce var. Şimdi çok ince. 0-0-3. Süper. Çok mutluyorsunuz çünkü şimdi daha kaliteli görünüyor. Yani tek tek değil mesela. 5-10 tane takıyorsunuz. Mega galibot yapıyorsunuz. Yani bu çok önemli bu işte. Çünkü daha doğal görünüyor. Yani böyle işte. Не приносит вреда здоровью. Ya da zarar vermiyor tabii ki de. Normalde. Kirpikleri çok güzel bu arada. Evet. Kirpikleriniz çok hoş, çok güzel. Sizi çağırıyor. Aa, peki sizi de inşallah seve seve. Neden olmasın? İşinize nasıl ve neden Türkiye'yi seçti? Neden Türkiye'de çalışmaya başlandı? Почему? Она спрашивает, почему ты начала работать в Турции? Почему ты это начала работать? Потому что я столкнулась с проблемой покупки профессиональных материалов для наращивания ресниц в Турции. 4 года назад их было здесь невозможно найти. Их просто здесь не было. Поэтому мы подписали контракт с известной мировой маркой Torres Beauty. И начали с ними плотно работать. В 2015 году. В 2016 году мы произвели собственный бренд, свою марку «Капучино». И сегодня мы с этой маркой работаем. Türkiye geldiniz dedi. Türkiye biraz zor, sıkıntı yok, bu malzeme yok dedi yani. Onda
çok iyi marka da buldunuz başka markada. Torus Beauty'de de isimde. Onda başladı kontrak yaptınız, sözleşme aldınız. Yani şimdi 2015'te yılda sözleşme yaptınız. En kaliteli bütün dünya biliyorsunuz yani bu markada. Türkiye'de sözleşme yaptınız. Yani satmak için bu işe başladı yani. Ama bir yıl sonra 2016'da kendini marka yaptınız. Cappuccino markada. Cappuccino. Cappuccino, evet. Kirpik malzeme, cappuccino. Çok kaliteli, çok güveniyorsunuz. Kendi marka yaptınız, onu da satıyorsunuz, peki, çalışıyorsunuz. İpek Kirpik'te cappuccino markasını kullanıyorsunuz. Diğer kirpiklerin ayına önemli farkı nedir? Она спрашивает, какая разница между Торисом, не между Торисом, а между твоими капучино и другими, например, марками, да? То есть не популярными. Ну, ты поняла, да? То есть какая разница? Мы выбирали из многих марок, и из общего количества мы выбрали самые лучшие, безопасные ресницы. Экологически чистые, то есть в нашей марке присутствует 20 линий, длина линии увеличена, то есть клея наши очень мягкие, безопасные для здоровья человека, при этом мы имеем все сертификаты качества, подтверждающие безопасность наших материалов. Он diyor şimdi başka marka neler fark var? Yani mesela cappuccino her sertifikat var yani. Bu çok önemli. Çünkü başka marka mesela Türkiye'ye geliyorsunuz yani nerede çıktı? Güvenemiyorsunuz. Güvenmiyorsunuz yani. Evet. Cappuccino marka ekolojik çistliğe de. Hijyenlik yani böyle. Güveniyorsunuz yani evet de çünkü her şey Türkiye geliyor, Kore'de alıyorsunuz, onda sertifikat var, bu çok önemli çünkü hayatını güzel yani çalışıyorsunuz böyle yani. Материалы проверены многолетним опытом мастеров других стран, то есть материалы, которые безопасные. Malzeme yani hep bütün dünyada çok fazla biliyorsunuz güvendi yani. Tabii ki. Güvenli bir şekilde kullanıyoruz. Gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz. И также у нас 20 линий в коробке. У нас увеличена длина линии, что позволяет экономить мастерам. Bizim markada cappuccino'da yani içinde kutuda 20 sıra var. Daha uzun da. Bu çok ekonomi yani. Ekonomik yani. Anladım yani. Hem güvenilir hem de sağlık anlamlı bir o kadar da zaten güzel bir şekilde sizler bizlere sunmuş oluyorsunuz. И также самое важное, что перед тем, как заехать в Турцию, мы прошли все нужные контроли, поэтому мы несем полную ответственность за свои материалы. Yani Türkiye'de geldi, hep kontrol çıktı yani, sertifikat aldı, anladın mı yani? Onda çünkü bu önemli, çok tehlikeli. Tabii gözle temas ettiği için, evet. Sağlık anlamında hiçbir şekilde pürüz yok. Gayet gönül rahatlığıyla bizler kullanabiliyoruz. Peki İpek Kirpik'in kalitesini bizler nasıl anlayabiliriz? Kaliteli bir İpek Kirpik'i nasıl anlayabiliriz? Она спрашивает, İpek Kirpik... Kaliteli. Качество, да. Качество. Да, качество. Что ты можешь сказать, да, о ресницах? То есть... Экологически чистый материал, на что у нас есть подтверждающие сертификаты. И на сегодняшний день все абсолютно ресницы – это синтетическое микромоноволокно. И если какие-то компании, продавая свой товар дорого, говорят, что это Визон, Кашмир, Ипек, то это как бы все неправда, потому что все ресницы – это синтетическое микромоноволокно. Bütün İpek Kirpik bu fiber yani mikromonofiber. Onda kaliteli fark yani. Şimdi daha ince, daha doğal görünüyor. Çünkü mesela başka kaşmir kirpik, vizon kirpik böyle satıyorsunuz. Böyle olmaz çünkü bu ipek. Ama ipek kalite iyi yani. Böyle. Peki ipek kirpik dışında başka hangi sektörde
Ильиниолаш. Чем вы еще занимаетесь, спрашивает, то есть то, что вы продаете товар, чем еще параллельно вы занимаетесь? Оптовые и розничные продажи, а также мы проводим обучающие семинары, на которых мы обучаем наших покупателей, как пользоваться именно этими ресницами, как пользоваться клеями, праймерами, для того, чтобы не нанести вреда здоровью человека. O malzeme satıyorsunuz ama mesela nasıl kullanıyorsunuz bu malzeme? Tamam. Nasıl takıyorsunuz? Hı-hı. Böyle göstermek için çalışıyor yani. Hı-hı. Nasıl kullanıyorsunuz bayan? Aşama aşama. Çünkü çok önemli yani. Tabii ki çok önemli. Hassas konu. Evet. İpek kirpik nedir diye soranlara nasıl anlatıyor Margaret Hanım? İpek kirpik nedir diye soranlara nasıl anlatıyor? Что такое нарощенные ресницы, я так понимаю. İpek kirpik, да, что такое нарощенные ресницы? Это техника, технология, где к своей одной родной ресничке приклеивается одна натуральная ресница, классическое наращивание, либо от 3 до 12 ресниц, зависит от желаемого объема клиента. То есть это может быть 3 реснички, 4 реснички, 5 и 10. То есть это все технология наращивания ресниц. Много перевели. Yani ipek kirpik diyor nasıl bu nedir bu diyor. Yani tek tek yapıyor klasik ipek kirpik. 2-3 tane yapıyor. Yani 15 tane böyle yani ince kirpik. İnce kirpik tek tek takıyorsunuz. Tek tek takıyorsunuz. Yani 2-3 tane bir tek kendini kirpik yani onda ve 10 tane mega galibut yapıyor yani. Yan yana böyle 10 tanesi mega kocaman büyük güzel. Evet. Çok ince. Скажи, не тяжело и не опасно. Bu tehlikelisiz yani çok yani ve çok ince yani çok doğal görünüyor yani süper. Çok güzelinden böyle. Süper. Peki meslektaşların ipek kirpik için tavsiyelerde bulunur mu? Что ты можешь посоветовать будущим мастерам, возможно, да? Да, хотелось бы очень сказать, что если вы решили быть мастером-профессионалом, лэшмейкером, решили посвятить свою жизнь именно этой профессии, начинайте обязательно с профессионального обучения, начинайте работать на профессиональных материалах. Для того, чтобы вы не нанесли вред своим клиентам, чтобы клиенты уходили от вас довольны и благодарны. Yo, belki diyoruz Margarita, siz istiyorsunuz sonra bu işe başladı uzman için yani kirpik takmak için de çok profesyonelce eğitim lazım, çok profesyonelce malzeme lazım. Çünkü bu önemli, insan da çalışıyorsunuz yani tehlikeli böyle, hassas da profesyonelce eğitim lazım yani ve malzeme en önemli yani böyle yani. Çok çok önemli. Evet. Malzeme iyi olacak. Чтобы не наносить вреда своим клиентам, чтобы они уходили довольны. Yani sonra müşteri de mutluluk, memnun kalacak. Memnun kalacak sonra yani. Evet, malzeme çok önemli ve Margaret Hanım gibi, Margo Hanım gibi de işi bilen kısmında marifetli, tecrübeli, bu işin de eğitimini almış, hakikaten işini en iyi güzel, layıkıyla yapan kişi olması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden çok teşekkür ediyoruz kendisine. Biz teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Yolunuz açık olsun. Nice güzel inşallah başarılarda da hem sizleri elbette ki Margaret Hanım'ı da görmek temellisiyle. Очень приятно было. Спасибо большое. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ve evet Aliza Hanım, size de çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum sizlere de. Ben teşekkür ederim. Her zaman dediğiniz gibi efendim, işi bilen kısmında da görmüş olduğunuz gibi değerli konuklarımız vardı. Margaret Hanım, İpek Kirpik uzmanımız ve Aliza Hanım da bugün bizlerle birlikteydi. Bir sonraki işi bilen kısmında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.